Melih Yurduseven ile Yerel Gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program, görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yerel Gündem programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün çok önemli bir konuyu, çok güncel bir konuyu, çok önemli bir konuğumla sizlerin huzuruna getiriyoruz. Tartışacağız, görüşeceğiz. Kimler haklı, kimler haksız? Bunların değerlendirmelerini sizler yapacaksınız. Biz size doneleri sunacağız. Yerel Gündem programının amacı da budur zaten. Şehrimizde cereyan eden her türlü, yerel gündem teşkil eden her konuyu sizlerin huzuruna sunmak bizlerin görevi. Yani Edirne Televizyonu'nun görevi. Bunu icra ettiğimiz için de biz mutluyuz. İşte bugün çok değerli konuğum, Edirne İl Ticaret Müdürümüz Sayın Mahmut Altun konuğumuz. Son günlerde herkesin bildiği bir güncel konu ekmek konusu, ekmek zammı konusu. Yasal mı değil mi? Hakları var mı yok mu? Hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlarsa hangi şartları yerine getirerek edecekler? Bunları yapmışlar mı? Bunları yapmadan bu zammı yapmanın yasal manada suç teşkil edip etmediğini. Bunların hepsini değerli konuğumla, sevgili müdürümle tartışacağız. Hoş geldiniz Sayın Altun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben burada Edirne Ticaret İl Müdürü, aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı olarak da. Ha. Yani iki tane sıfatım var. Güzel, çok güzel. Ticaret kısmı, bir de tüketici kısmı. İki kısım, ya ikisinin haklarını korumak için. Ne kadar güzel. İkisiyle. Yani iki kişilik görev yapacaksınız bugün burada. Evet. Hem devlet adına ticaret müdürü olarak bir takım doneleri, doğruları aktaracaksınız. Evet. Ayrıca da tüketicilerin koruma yönü de. Haklarını alması gerekenleri de burada anlatacaksınız. Evet. Bu bir kazanç bizim için. Bir kişiden iki tane bilgi almış olacağız. Evet, önemli bilgi ederim, almış olacağız. Şimdi isterseniz bu tartışmaların alevlenmesine neden olan bu zamda daha önce bir teşebbüs olup olmadığını öğrenmek ister vatandaşlarımız. Yani bunlar durduk yerde kalkıp kimseye danışmadan, sormadan astılar tabelaları. Ekmekler bundan böyle 200 gram olacak ama fiyatı da 2 liraya çıkacak gibi bir keyfiyet mi uyguladılar? Bunun sorusunu sorar vatandaşlar. Şimdi Sayın Hocam, önce seyircilerimize saygılar sunuyorum. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü kurumum adına saygılarımı sunuyorum. Şimdi biz sadece bir genelleme yapalım isterseniz. Biz sadece haksız fiyat artışını ekmekte aramıyoruz. Evet. Sebzede arıyoruz, meyvede arıyoruz, markette, yiyecekte, gıdada, her tarafta biz bu denetimleri yapıyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi patladığında, Mart ayında patladığında, ilk Türkiye'de duyulduğunda maske fiyatları biliyorsunuz. Sizler bir program yapmıştık hatırlıyorsanız. Evet. Bir tane maske, sıradan bir maske 50 liraya bile satılabiliyordu. Doğru. Böyle ilk anda evet. insanlar şaşkınlık yaşadı. Ne yapacağını bir telaşa kapıldılar. Kolonyalar 50 liraya satılıyordu. Evet, böyle bir şey oldu. Biz buna da müdahale ettik. Ticaret İl Müdürlüğü. Yani olarak fırıncılarımız diğer yani fırıncılıkla iştigal eden esnafımız sadece bize yükleniyorlar, bize doğru haksız geliyorlar, bir, tamam. Bizi eziyorlar falan, böyle bir şey yok yani. Böyle bir mantık yok. Devlet haksız fiyat artışı olan yerde, her yerde var devlet. Evet. Yani bunu bir sefer doğru yere koyalım. Evet. Ondan sonra sizin sorunuza ekmek fiyatları en son Edirne'de Ticaret Sanayi Odası ile Esnaf Odası. Zaten fırıncı esnaf, yani ticaret odasına kayıtlı olanlar ticaret odasından fiyat alıyor. Ekmek fiyatlarını ticaret odasından alıyor. Şeyde kayıtlı olan esnaf
odalarına kayıtlı olanlar esnaf odalarından alıyor bir defa. Evet. Yani fiyat belirleyecek olan EDESOP'la EDSOP. Tabii bu meslek kuruluşları bunlar. Evet. Bunlara bu arkadaşlarımız müracaat ediyor. Dilekçelerini veriyor meslek kuruluşlarına. Mesela ticaret odasına verdiler. Ticaret odasının şeyi var. Yönetim kuruluna veriyor. Yönetim kurulu kendi birimlerinde bunu değerlendiriyor. Hatta meslek komiteleri var. Yani komite ayrılmış. Meslek komitesine gönderiyor, değerlendiriyor. Ondan sonra yönetime getiriyor. Yönetimde geldikten sonra bunu bir komisyona gönderiyor. Diyor ki komisyonda kim var? Ticaret il müdürü var. Tarım il müdürü var. Belediyenin temsilcisi var. Esnaf odaları birliği temsilcisi var. Bir de kendileri var. 5 tane üyeden oluşan bir komisyon evet. var. Topluyor. Diyor ki işte şu fiyatları bir değerlendirelim. Verileri önümüze koyuyorlar. Biz de tabii hazırlıklı gidiyoruz oraya. Yani bize yazı geliyor. Bizi davet ediyorlar. Biz de hazırlıklı gidiyoruz oraya. Bunlar her yıl mutat olarak yapılan bir uygulama mı yoksa? Yok hocam. Gerek duyulduğunda mı? Gerek duyulduğunda. Yani taraflar gerek duyulduğunda. Taraflar derken bu işin imalatını yapanlar. Evet. Fırıncı esnafı. Üretici. Diyelim. Üretici. Evet. Bu komisyonlarda görüşüldükten sonra daha sonra yönetim kurulu bu komisyonla raporuyla beraber kendi görüşüyle beraber Ticaret Bakanlığı'na gönderiyor. Ticaret Bakanlığı görüş veriyor. Daha sonra kendi meclislerinde değerlendiriyorlar, onaylıyorlar. Şeye geliyor. Onayladıktan sonra bu fiyatları bir üst yazıyla nereye gönderiyorlar? Ticaret valiliğe gönderiyorlar. Ondan sonra belediyeye gönderiyorlar. Bir de ilgili odaya gönderiyorlar. Şimdi Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı olanlar bunun dışında bir de Fırıncılar Federasyonu'na soruyor. Bakanlığın görüşünü almadan önce Fırıncılar Federasyonu'na soruyor. Federasyon görüşünü bildiriyor. Ondan sonra bunlarla beraber hepsini topluyor. Görüş. Ondan sonra yönetiminde, birlik yönetiminde görüşüyor, onaylıyor ya da onaylamıyor. Şimdi şunu fırıncılar şunu söylüyor. Ben gazetelerden okuyorum, kamuoyunda böyle. Fırıncılar şunu söylüyor. Diyor ki biz müracaat ettik, bizi dikkate almadılar. Yok saydılar bizi. Yani yok saydılar. Yani bizim istediğimiz fiyatları vermediler. Bakın Sayın Hocam. Türkiye'de bende güncel fiyatlar var. Bütün illerin en son fiyat olarak Türkiye'nin en yüksek fiyatı Sakarya. Evet 7.69. 2 kilogramı 7.69. Yani. Yani. Şimdi bizimkisi 10 lira oldu. Şimdi fırıncılar odaları suçluyorlar. Ben odaların avukatlığını yapmıyorum burada. Odalar noter değil. Odalar her geleni tasdik edecek bir durumu yok ki onların. Yani, yani. Onların da kurulları var, uzmanları var. Bunları görüşüyorlar, kendi arasında görüşüyorlar, tartışıyorlar. Uygunsa tasdik ediyor. Bu fiyatlar doğru mu? Türkiye'nin durumu nasıl? Diğer iller nasıl? Benden bilgi alıyor. Türkiye'nin bütün illerinin evet. fiyatları var bende. Bizde var ticaret il müdürlüğü olarak. Mutlaka. Bilgileri alıyorlar. Diyorlar ki ya Türkiye'de fiyatlar böyle. Şu anda Türkiye ortalamasının kilogram olan bazında 3 lira daha yukarıda. Ya. Ya. Yani odaları suçluyorlar. Ben dediğim gibi odaların avukatı değilim ama ya odalar da noter değil yani. Orada da kendi kurulları var, değerlendiriyorlar. Evet. Meslek komitesi var, ticaret odasının diyor ki o işi yapanlar var, şunlar var, bunlar var. Yani burada sıkıntı kanuna, kurallara uymadan, hiçbir yasal mevzuata uymadan bunu 200 gram yani 210 gram 1,5 lira olan ekmeği 200 grama düşürüp 2 liraya birden 6 Kasım günü ilk ışıklarıyla beraber piyasaya sürmeler. Evet. Bu yanlış bir şey. Neden yanlış? İnsan haklı olabilirsiniz. Yani fırıncılar ben haksız demiyorum. Haklı olabilirler. Ama bunun yasal yolları var. Yani ben... izlenecek bir yol var. Yani bir yol var. Yani çıkabilir misin? Şurada 100 kilometre hız yaptığınız zaman şu yolda radar yakalanırsınız. Ceza yazdı. Yani devletin koyduğu kurallar var. Kurumların
kuralları var, evet. Kanun var, nizam var. Böyle ben gece yarısından sonra ben işte aklıma esti, ben bu fiyatı beğenmedim, şunu yapacağım. Böyle bir şey yoktu. Evet. Şimdi bu fırıncılar derneği mi oluyor, odaları mı oluyor? Bunu bir defa söyleyeyim buradan. Tek taraflı bir yayın olarak sakın düşünmeyin. İl Ticaret Müdürümüzü buraya davet ederken aynı zamanda Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz Beyefendi'yi de davet etmek üzere tam 7 kez telefon aradım. Mesaj attım kendisine. Mutlaka gel, sen de fırıncıların haklarını bu programın içerisinde savunmaya çalış. Haklıyı haksızı burada vatandaş da görsün dedim. Ama maalesef hatta onun telefonunu yine fırıncılıkla iştigal eden belediye meclis üyemiz Nuray Geldi'den aldım. Yani o da şahidimdir bu konuya. Yani Melih Hoca yerel gündemi yapıp ekmek konusunu tartışırken tek bir konu kalmış, tek taraflı bir yayın yapıyor gibi bir algıya sakın ola kapılmasınlar. Ben çağırdım, davet ettim ama icabet etmediler. Bizim burada biraz önce müdürümün de söylediği gibi fırıncıları haksız görme, efendim Edisop'u veya Etso'yu haklı görme gibi bir iddiada değiliz. Zaten biraz önce söyledi, tüketici hakem heyeti başkanı sıfatı evet. Da var yani. Her şeyden önce tüketicileri de koruma özelliğine sahip bir müdür karşımızda. Hem devletin yanında hem tüketicinin yanında oluyor. Ama niçin oluyor? Adil bir uygulamayı hayata geçirmek için. Bir yerde Türkiye gerçekleri var. Biraz önce söylediği gibi Türkiye'nin en pahalı ekmeği Sakarya'da 7.69 olurken Edirne'de nasıl 10 olur? 10 gramajı 10 liradan satılır. Yani bunun bir yolu yordamı olmalı. Benim yaptığım incelemeye göre sevgili müdürüm, fırıncılar Edisop başkanı mı oluyor? Onların evet. Oraya Cingöz'e bu konuda başvuru yapmışlar. O da kendisine aynı şeyleri anlatmış onlara. Demiş ki böyle ama bu bir yasal değil, bu sizin teklif ettiğiniz evet. Konu. Mümkün değil, olmaz. Bunun bir çaresine bakarız. Karşılıklı 3 aşağı 5 yukarı bir anlaşma sağlanır denmesine rağmen sizin biraz önce söylediğiniz gibi sabaha karşı hemen uygulamaya geçilmiş. Bu yasal olmayan bir şey. Bunun kanuni anlamdaki şeysi nedir? Takibi nerededir? Şimdi evet, sayın hocam. Bunun durdurulması nasıldır? Şimdi bazı fırınlar hala 1,5 liradan satıyor. Bazıları 2 liradan satıyor. Bakkallara onlar toplu olarak veriyorlar. Bakkallarda 2 liradan satılıyor. Yani böyle bir dengesizlik de var. Şimdi biz Edirne Ticaret İl Müdürlüğü olarak 6 Kasım günü, yani 5 Kasım günü akşam 6'da ben bunu öğrendim. Bu fiyatı uygulayacaklarını, 6 Kasım günü uygulayacaklarını, 5 Kasım akşam 6 yani sıralarında günün sonunda iş çıkışında kıyıya uğradım. Ben iş çıkışında esnaflara uğrarım. Bir çayını içerim, sohbet ederiz, işler nasıl falan diye. Esnafla sohbet ediyorum. Orada duydum. Yani dediler ki bütün işte dernek başkanları anlaşmış. Yarın sabah ilk ışıklarıyla 200 gram ekmek 2 liradan satılacak. Ben dernek başkanını da aradım. Biraz önce sizin aradığınız gibi ben aradım. Başka çok iyi ekmek imal eden fırıncıları da aradım. Bir iki tane fırıncıyı da aradım. Dedi ki bakın sizin yaptığınız yasal değil. Yasal yollara başvurun. Yasal yollardan gelsin. Biz değerlendiririz. Yani Cingöz, Sayın Cingöz'ün Esnaf Odaları Birlik Başkanı Sayın Cingöz'ün basına verdiği bir şey var. Diyor ki 8 lira ben onaylayacaktım, gönderecektim. Ama vali, Sayın Valimiz kabul eder etmez o ayrı bir konu. O Sayın Valimizin takdirlerini. Ama onlar bunu kabul etmedi diyor. Yani 8 de yapmış olsa yine Türkiye'nin en pahalısı olacak. En pahalısı, en uç noktasında olacak. Gene kabul etmediler diyor. Bunu direttiler diyor. Yani onlar 10 lirayı takmışlar. Evet. Şimdi biz kimsenin düşmanı değiliz. Bakın o pandemi döneminde
Sayın Valimiz halktan önce esnafa şey dağıttı. Maske dağıttı, dezenfektan dağıttı. Özellikle Sayın Valimizin talimatlarıyla ben fırıncılara kendi elimle verdim. Ya. Dernek başkanı. Yani. Dernek başkanına, yani biz kimsenin, biraz önce buyurduğunuz gibi, biz kimsenin düşmanı değiliz. Yani. Onun düşmanı, bunun düşmanı diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tabii. Sayın Valimiz zaten esnafa yönelik, bütün programları esnafa yönelik. Bana diyor ki, talimat veriyor. Sorun bakın, esnafın ne ihtiyacı varsa biz karşılayalım diyor. Yani Vali Bey'den habersiz, böyle kurumlardan, kuruluşlardan habersiz böyle bir şey yapması çok doğru değil yani. Ben evet. Yılmaz Bey'i aradım işte o gece, ayın 5'inde daha uygulama arefesinde, dedim ki bunu yapmayın dedim. Bir iki tane fırıncı dedi, yok dedi, ok yaydan çıktı dedi, artık dedi, durduramayız dedi. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ha, dernek şimdi Edirne fırıncılar, onu mamuller galiba, yanlış aklımda kalmazsa, dernek 45-50 tane civarında üyesi var. Yani ben buna da bir anlam veremiyorum. Ticaret Sanayi Odası'nın içerisinde meslek komiteleri var. Grup var zaten. Tabii. Ayrıca tabii. Bir dernek oluşturma. Tabii yani insanlar özgürdür. Dernek kurabilir, üye olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani onda bir sıkıntı yok. Ama bana doğru cevap, hareket görmüyorsun. Olumlu bir cevap vermediler. Ben çok üzüldüm. Yani şimdi ayın 6'sında bizim telefonlarımız kilitlendi. Vatandaş geldi, birisi kendisi geldi. Dedi ki ben günde 10 tane ekmek alıyorum dedi. Tamam. 10 tane ekmek alıyorum dedi. 15 lira yerine 20 lira veriyorum dedi. Ben dedi ekmekle doyuyorum dedi. Bizim evde dedi biz ekmekle biz doyuyoruz. Biz millet olarak da biraz ekmeğe zaten. 10 tane ekmek dedi günde dedi, benim 5 lira fazla para veriyorum dedi. Bunu ne yapacağım dedi. Ben dedi tamam, siz ceza şu bu yapıyorsunuz, yazıyorsunuz ama bana ne faydası var dedi vatandaş. Doğru. Yani doğru. İnsan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Bir de şunu basında gördüm. Ona da üzüldüm. Diyor ki işte bir fırıncı kardeşimiz paylaşmış bunu. Çok doğru değil. Çok ayıp bir şey bence. Diyor ki Cingöz diyor 2 lira, affedersin, tuvalet ücretlerine 2 lira yaptı ama ekmeğe gelince 2 lira yapmıyor. Aynen. Ya kardeşim, Edirne'de 400 binin üzerinde vatandaş var. Bunlar her gün 3 öğün ekmek yiyor. 450 bine yakın vatandaş her gün umumi tuvalete kaç kişi gidiyor? Yani bunu karşılaştırmak ne kadar? O mukayese dahi kabul etmez. Böyle onu. Bir şey olur mu sayın? Böyle bir mukayese yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Yani şimdi müdürüm, bu tür işlerle iştigal edenler açmış olduğu, fırından gittiğimize göre, yani her kurum bu olması lazım, her ticaret erbabının bunları uygulaması gerekiyor zaten ve uygulanıyordur zaten. Bir tarife sistemi vardır. Yani sattığın malın kaç paraya satılacağını ilgili kurumlar tarafından verilen bir tarife vardır. Mühürlenmiş, imzalanmış, evet, evet. Ve onu görülebilir bir yere asmak zorunluluğu da var. Evet. Peki, şimdi 2 liraya çıktı. 2 liraya çatır çatır satıyorlar. Peki bunun tarifesi var mı şu anda o fırınlarda? Ben şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu tarifeyi yapmışlar. Ekranlarda görebilirsiniz. Kendileri yapmış. Kendileri yapmış. Buyurun herhangi altında bir imzası, herhangi bir yetkili imza. Bu yok yani. Fırıncı kendisi şey yapmış. He. İmzalamış, koymuş oraya. Böyle bir şey yok. Evet. Yani bu yasal değil. Bu çok. Şimdi o zaman yasal olmayan bir işi yapan, bu kurumları takip eden, bunları denetleyen kurumlar kimler? Şimdi bir defa Sayın Hocam, ilgili odalar hangi odaya kayıtlıysa, bunlar kınama, uyarı, ondan sonra 10 katı ceza, meslekten men cezası verebiliyor. Kendi odalar. Bağlı bulunduğu odalar verebiliyor. Evet. Biz Ticaret İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın verdiği yetkiye dayanarak denetim yapıyoruz.
niye denetimi yapıyoruz? %41'den fiyat arttı. Evet. Ve yasal olmayan bir şey. Yani korsan diyebileceğim, korsan bir fiyat, korsan bir tarife. %40 olunca biz de aynen ayın altısında, 6 Kasım'da bunlar devreye soktu arkadaşlar. 6 Kasım'da hemen merkez ilçede kendimiz belediye zabıtasıyla beraber diğer ilçelere yazı yazdık. Diğer ilçelerde de belediye zabıtası eş zamanlı tutanak yaptık. Bu tutanaklarda fahiş fiyatla sattıkları için bu tutanaklar onunla ilgili. Kendilerine tebligat da yaptık aynı anda. Tutanağı tebliğ de ettik. 10 gün savunma süresi de verdik. Biz bunu neye göre yaptık? Hareketli ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna göre yaptık. Ha, bir yasal bir şey. Şimdi uygulama. Birileri onunla arkadaşlarının kafasına girmiş. Biz tüketici kanuna göre haklıyız diyor. Yani ben tüketici hakem heyeti başkanıyım. Tüketici kanununda öyle bir şey görmedim. Gelsinler bana göstersinler. Ben çok teşekkür edeceğim kendilerine. Yani böyle. Bakın şimdi programın eksikliği burada çıkıyor. Evet. Ve o yetkili burada olmuş olsaydı. Evet. Nereden aldılar? Ne? Nerede yazıyorsa bu söylediğiniz söz? Bunu bana gösterin. Bana gösterin ben. Yani böyle bir şey olur mu? Tüketici kanunu bir defa. Kanunda varsa devletin temsilcisi burada uygulamak zorunda. Kanunda şu var. Fiyat etiketi denetimi var. Fiyat etiketi 52. maddede fiyat etiketi denetimi var. Biz zaten fiyat etiketi denetimi yapıyoruz ve bunu ceza uygulamasını yapıyoruz bununla. 415 lira orada bir şeyi var. Biz bunu uyguluyoruz. Daha geçen gün 50'ye yakın bir şey gördük, usulsüzü gördük. Onlara uyguladık bunu. O farklı bir şey yok. Yani. Fiyat etiketiyle haksız fiyat artışı çok 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 farklı bir şey. Ters yönden, zıt yönden bir şey bu. Evet. Onun için biz bunu tutanaklara tuttuk. Mesela bir örnek vereyim size. Merkezi söylüyorum. 50 tane fırın var, faal. Bunların 10 tanesi eski fiyattan, eski dedim mi, yürürlükte olan tarifeden satıyor. Yasal fiyattan satıyor. 40 tanesi 2 liraya çıkartmış. Yani 200 grama düşürüp 10 gram aşağı, bir de fiyatı yukarı çıkartmış, 2 liraya çıkartmış. Şimdi biz tutanaklara bakanlığımızla paylaşacağız. Haksız fiyat değerlendirme kurulu var bakanlıkta. O kurul hatta dün beni aradılar. Dediler ki basından duymuşlar ya, Türkiye en yüksek ekmek fiyatı en yüksek il Edirne. Rekora gitmişsiniz. Edirne'de neler oluyor? Yani kamuoyunun dikkatini çekmiş, Türkiye'nin dikkatini çekmiş. Edirne'de neler oluyor? En yüksek fiyat Edirne'de. Biz göndereceğiz haksız fiyat değerlendirme kurulu var bizim bakanlığın bünyesinde. O kurul değerlendirecek. Zaten oradaki cezalar yönetmelikte var. Takdirine de bırakılmamış. Arası takdirine bırakılmamış. En az 10 bin asgarisi, lira. Azamisi var. Azamisi, asgarisi var. Tabii bu da neye göre değerlendirilir? İşletmenin büyüklüğüne göre sattığı, ne kadar sattı diyelim. Tabii. 10 tane ekmek. Ciro durumu önemli. Ciro durumuna göre. Çok teşekkür ederim. Evet. Ciro durumuna göre değerlendirecek bunu. Evet. Kurul değerlendirme. Biz değerlendiremiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ondan sonra bakanlığımıza paylaşıyoruz. Bu işte yanılgı, bu böyle bir yanılgıya yani arkadaşlar böyle bir yanılgıya kapılmış ya da kaptırmışlar, yanıltmışlar. Tüketici kanuna göre işte 216 lira piyasada geziyor. 216 lira bir ceza yazacaklar. Ne olacak falan, işte onu bir saatte alırız biz. Kazanırız. Ne olacak? Bizim bu denetimler burada bitmeyecek hocam. Tekerrür halinde bu ceza iki katına çıkıyor. Bir önceki, bir de iki katına çıktığı zaman üç tane. Üçe katlıyor. Yani 100 bin lira yazacaksa bu sefer 300 bin liraya çıkacak. Tabii. Ya bu işin şakası yok. Ben arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Ama çırpınıyorum. Boşuna beni dinleyen, anlayan yok. Ya da anlamak istemiyor. Yani şimdi tabii ki bunları yoksa yapan, biz burada, kimseye ceza yazma taraftarı değiliz. Tabii biz ki. Niye yani yazalım? Durup dururken yani, niye ceza yazalım? Durup dururken niye ama yazalım? Ama siz bir yerde yani? De bir şey olur mu? Bu vatandaşı korumak zorundasınız. Yani sonra hak etmediğin bir parayı almak da şey olarak da etik değil. Yani
Şu anda ben şunu isterdim. Fırıncılar Derneği veya Odası Başkanı bugün burada olsaydı. Arkadaş biz gittik Cingöz'e. Durumumuzu anlattık. Her ne kadar Sakarya en pahalı gibi gözükse de bizim girdilerimiz şunlar. Kendi fırınında nasıl harcamalar yapıyor? Masraflarını, harcadığı, tükettiği unu, işçilik bedellerini hepsini burada anlatsaydı da başkan gelip kendi iş yerinden örnekler vererek anlatsaydı, burada vatandaş da derdi ki ya başkan geldi kardeşim. Bak bunları güzel güzel açıkladı. Her neyse Sakarya'da ucuz ama bu adamın anlattığına göre bu adamlar zarar ediyorlar. Yazık günah, niye zararına iş yapsınlar? Bunlara bir zam verilmesi gerekir diye düşünebilirdi. Ama başkanı işte dedik ya ulaşamadık, aramadı, mesajlarımıza cevap vermedi. Gelseydi bunlar çok güzel bir şekilde açıklanır. Sayın hocam, şimdi bu 2 lira olarak bu patlamadan sonra pandemi gibi patladı yani bu. Tabiri caizse bu patlamadan sonra zaten şimdi eğer kurumlar, kurallar, devlet yani tamam herkes her şeyi yapabilir mi ya, böyle bir şey var mı? Yani. Bu kurumlar, devlet niye var o zaman? Yani. Böyle bir şey olur mu? Yani biz zaten hemen ilk günü Sayın Valimiz talimat verdi. Dedi ki bunun bir hesaplamasını yapın dedi. Bakın dedi, bakın hesaplayın dedi. Ya bu yani hakikaten zarar mı ediyor? Bir 200 gram ekmek kaç paraya, yani bayi kârı dahil kaç para olması maliye lazım? Çıkıyor yani ha. Arkadaşlarımız haklı mı haksız mı, kim haklı kim haksız? Doğru. Yani kimsenin zarar etmesini de istemiyor Sayın Valimiz. Doğrusu da o zaten. Biz de Tarım İl Müdürlüğü uzmanlarına, biz kendimiz bu konuda yetkin değiliz. Onlar gıda mühendisi. Tabii. Onlar bir hesap yaptı. 200 gram 1 lira 36 kuruş. Yani fazla rakamları fazla koyarak yaptılar bunu. He. 1 lira 36 kuruş olarak hesapladılar. 1 lira 36 kuruş. 200 gram ekmeği. Bayi kârı dahil bunun içerisinde. Evet. Yani 200 grama düşürerek. Tabii. Şey yani bugünkü şey üzerinde satıyorlar. Onların ya 200 uyguladığı gram. Sisteme. Uyguladığı 200 gram üzerinden hesapladılar. 1 lira 36 kuruş. Şimdi bu zamda iki tane artış olmuş oluyor. Bir gramaj düşürülerek azaltılıyor. Tabii 10 gramı düşürdüler. İşte bir de fiyatını artırarak. Yani bir ekmekten iki kar yapılma gibi bir durum söz konusu. Vatandaş da bunu soruyor. Ya kardeşim yapacaksan fiyatını artır sadece. Gramajı niye düşürdün? İkisi birden olunca da vatandaşa yük olarak daha fazla geliyor. Evet. Yani realiteye aykırı, Türkiye'nin gerçeklerine aykırı. Türkiye'de böyle bir fiyat yok. Bunu arkadaşlarımız anlamadı. Böyle bir şeye giriştiler. Bu da doğru değil. Peki bunlarla bu zammı uygulamaya koyduklarından sonra önce gitmişler. Edesop'a gittiler. Esso'ya da gitmiş olabilirler. Daha sonra uygulamaya koyduktan sonra bu kamuoyundaki bu tepkiler, devletin bu işe müdahil oluşu, Vali Bey'in bu konuda araştırmalar yapma teşebbüsünde bulunmasından sonra acaba tekrardan o kurumları ziyaret ederek onlarla konuşmalar söz konusu oldu mu? Size gelen oldu mu örneğin? Yok, hayır, bize gelen olmadı. Ya arkadaş sen böyle böyle diyorsun ama bak biz bunu uygulamaya koyduk, zorunlu olarak koyduk çünkü altından kalkamıyoruz. Bu konuda bize sen de yardımcı ol gibi bir yaklaşım. Kesinlikle ne telefon eden oldu, yani fırıncı esnafından bahsediyorum. Evet. Ne telefon eden oldu, ne fırıncıları yönlendirenlerden telefon geldi. Hiçbir şey gelmedi. Yani bize ne ziyaret ettiler, ne geldiler, ne gittiler, ne telefon açtılar. Yani Edso ve Edesoba da bu konuda herhangi bir şey gidildi ben mi? Ben zannetmiyorum. Yani olsa Recep Zıpkın Kurt, Recep Bey akşam bir açıklama yaptı. En ağır cezayı vereceğiz dedi. Biz ha şimdi onun olarak açıklaması var, evet. Evet, en ağır hafif cezayı, olmayacak diyor. Alacakları ceza evet, hafif olmayacak diyor.
Yasaya göre onların cezası var mı o konuda? Onların cezası var. İşte biraz önce anlattığım gibi yani şey idari disiplin cezası var. Bir de idari para cezası var. Hatta şeyden meslekten bile ihraç edebiliyorlar. Meslekten bile ihraç edebiliyorlar. Evet. Tabii yetkili kurullarda görüşmek üzere. Evet. Şimdi tabii size daha büyük sorumluluklar, daha büyük işler düşüyor. Hem hukuki ve vatandaşın haklarını korumak, hem bir yerde yetkili olarak bu konuda bu işle iştigal edenlerin de bir yerde haklı olarak itirazları varsa bunları da savunmak veya bunları didik didik etmek gibi bir göreviniz de var. Tabii hocam, yani biz tek taraflı bakmıyoruz zaten. Öyle bir bakışımız yok yani. Devlet sosyal devlet. Yani devlet bir tarafı ezmek için yok yani. Böyle bir şey yok ki. Evet. Yani. Ama şimdi kamuoyunu vicdanına bırakıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de en yüksek fiyat 7.69. En yüksek fiyat. Peki bu arkadaşlarımıza sormak lazım. Ya da siz sorun. Evet. Bu unu, bu içerisindeki katkı maddelerini siz Türkiye'den temin etmiyor musunuz? O adam 7.69'a satıyorsa en yüksek o da. Türkiye'deki şey bu. Ham maddeyi alırken maliyetini de hesap ederek 7.69'a getirmiş. Tamam. Kaldı ki Esnaf Odaları Birliği Başkanı 8 lira teklif etmiş. 8 lira. Evet, 8 lira. Bak Türkiye gerçeği. Yine geçiyor yani. Evet, o Türkiye'nin üstünde bir rakamı teklif etmiş. Yani ha o teklifi Sayın Valimiz kabul eder etmez, itiraz ettirir ettirmez, o ayrı bir konu. Yani Sayın Valimiz'in önüne o şey gelmeden, ama en azından onlar resmi bunu... rakam gelmeden, evet, afaki konuşulmaz bu işler de. Tabii. Gelmedi. Yani öyle bir şey de kabul etmiyorlar. Onların istediği, arkadaşlarımız istediği şu. Ya bu odalar noter vazifesi yapsın. Ben götürdüğüm evrakı tasdik etsin, göndersin yukarıya. Bu doğru değil. Değil. Onların iki sorumluluğu var. Yani. Benim nasıl varsa hem tüketiciyi koruma hem de devleti temsil etme görevim varsa, onların da hem üyelerini temsil etme hem de halka. Evet. Halka, yani o esnaf kimin sayesinde ayakta duruyor? Halk sayesinde. Halka sayesinde ayakta duruyor. Tabii. Halka tabiri caizse zulüm etmeye gerek yok ki yani. Yani. Sen halkı ezersen halk senden alışveriş yapmaz. Evet, doğru. Doğru. Peki Sayın Müdürüm, şimdi ne yapılmalı veya ne yapılacak sizin görüşünüze göre? Ya bu konunun en yetkilisi kişisi olarak. Sayın nasıl hocam, görüyorsunuz bir olarak? Defa kimse kanundan üstün değil. Evet. Ben kanunun üstündeyim diye bir şey yok. Kuralların, ben yaptım oldu yok. Yok. Ben kuralların üstündeyim, kanunların, kurumların üstündeyim. Yetkililerin dinlemem, anlamam, böyle bir şey yok. Bir defa arkadaşlarımız geri adım atacak. Yani eski fiyata dönecek. Ondan sonra Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği muhataplarıyla görüşecek. Bir kendileri resmi prosedürü başlatacaklar. Sayın Valimizle de görüşecekler, diyecekler. Belediye başkanımızla da görüşecekler, Sayın Valimizle de görüşecekler. Ya biz bu valilik böyle bir şey çıkartmış. Resmi bir şey çıkartmış. Yani böyle bir rapor var. İşte elimizde böyle bir rapor var. Bizim de böyle bir raporumuz var. İkisinin arasını bulalım. Biz esnaf olarak biz de mağdur olmayalım. Vatandaşı da mağdur etmeyelim. Bu ekmekleri çıkaralım. Her tarafta mutlu olsun. Evet. Böyle bir, yani kaçmakla, kendini saklamakla bu işler olmaz ya. Biz şimdi biraz önce arz ettiğim gibi biz şimdi bugün de zincir marketlere başladık. Yani şimdi onu soracaktım zaten. Zincir marketlere başladık. Yani bu işi ben işte bir defa gideceğim, ceza tutanağı yapacağım. Ondan sonra da gideceğim. Böyle bir şey yok. Biz bunu mutat olarak tekrar yapacağız biz bunu. Evet. Esnafımızın bunu anlaması lazım. Yani tabiri caizse devlete kafa tutmak
yanlış. Yanlış yolda böyle arkadaşlar. Bir hakkı da yok böyle kimsenin. Bir hakkı yok yani. Böyle bir hakkı yok. Devlet hepimizin devleti. Kurumlara, devlete, yasalara karşı böyle ben yaptım oldu bitti böyle bir şey yok. Evet. Peki meslek hayatınızda veya bu uğraşınız içerisinde bu fırınlar dışında bu tür bir tepkiyle bu tür yasal olmayan bazı artışlar gördünüz mü veya itirazlar yaşandı mı? Sayın hocam biz zaten bunları bizim haksız fiyat artışı HFA diye bir sistemimiz var. O sisteme düşüyor. Vatandaş diyor ki bu fiyat artışı işte geçen ay aldım bu kadar. Bugün bu kadar diyor. Bize neden? Atıyor resimlerini. Biz gidiyoruz onu inceliyoruz. Faturalarına bakıyoruz. Hmm. Mesela indirimler var. İşte Kasım ayı da işte şey günleri. Evet. İndirimli günler. İndirimli günler. İşte yok bir sürü isimler koyuyor. Tabii. Şimdi bu üzerinizdeki ceket diyelim. Yazmış en sonunda indirim işte 400 lira yazmış. İşte 1000 liradan 400 lira inmiş diyelim ki. Biz diyoruz ki şikayet olduğunda biz diyoruz ki firmaya, satıcıya bu 1000 liraya sattığına dair bize fişini faturasını çıkart bakalım. Yani siz bunu tüketiciyi aldatmak. Tüketici bu 1000 liraymış işte 400 liraya düşmüş hemen alayım bir şey yapıyor. Oraya bir önce zam sonra indirim gibi olmasın. Yani tüketiciyi alıma sürüklüyor yani cezbediyor. Cazip hale getiriyor. Cezbediyor tüketiciyi o fiyata sürüklüyor. Almaya sürüklüyor tüketiciyi cezbediyor. Tüketici diyor ki ya bu ceket 1000 liraymış 400 liraya düşmüş. Sonradan tüketici fark ediyor bunu. Diyor ki ya eve gidiyor onun üzerinde etiketler var bir sürü etiket. Çıkarıyor. Ondan sonra onlar resimleri çekiyor. Bize gönderiyor. Biz de firmaya gidiyoruz. Diyoruz ki çıkarın bakalım faturanızı. Daha önce bu fiyata sattınız mı bunu? Bu fiyatlara sattınız mı? Evet. Pardon. Bu fiyatlara sattınız mı diyorum. İspat edemezse ona ceza tutanak diyoruz. Evet. Tabii zincir marketler dediğiniz bu satış yapan tüm marketler. Tabii şikayet yani. Şikayet üzerine mi gidiyorsunuz yoksa resen normal yurtart kontrolü? Resen de yapıyoruz. Şikayet üzerine de gidiyoruz. Resen de denetim yapıyoruz yani. Evet. Bir de sizin tüketici hakları koruma kurulu mu? Tüketici hakem heyeti var. Tüketici hakem heyeti, evet. Bunun görevleri nelerdir? Geçmiş olsun o başkan da. Evet, Sayın Başkan, Murat Başkan da biraz rahatsızlık geçirdi galiba. Allah şifa versin. Biz şimdi Edirne'de yani tüm Türkiye'de illerimiz, il merkezlerimizde hatta bazı ilçelerde tüketici hakemiyetleri var. İl merkezimizde bizim ilçelerde artık 2019'un ilk başında Ocak ayında merkeze bağlandı. Online sistem alıyoruz şikayetleri. Tüketici hakemiyeti şu anda 10.390 liraya kadar olan uyuşmazlıklara bakıyor. Bir tarafı tüketici olacak, bir tarafı satıcı, sağlayıcı olacak. Tüketiciden tüketiciye satışlara biz bakmıyoruz. Bakabilmemiz için mutlaka ürüne aldığı ürünle ilgili faturasının belgelerinin olması lazım. Yani bugüne kadar 1000'in üzerinde biz karar aldık. 2020'de 2000'in üzerinde karar aldık. Ha, tüketici her zaman haklı mı? Olmayabiliyor. Bakın bizim aldığımız kararlarda hemen hemen yarı yarıya tüketici haklı görülmüş. %50 %50 yani satıcı %50 haklı. İşte tüketici de %50 %100 böyle bir şey var. Yani tüketici her zaman haklı mı? Değil. Yani biz haktan yanayız. İlla tüketici haklı diye bir şey yok. Bu elden satışlarda galiba en büyük mülaza veya anlaşmazlıklar da buradan da olabiliyor. Mesela evden satış yapıyorlar. Alıyor mal, oradan internet üzerinden satış yapıyor. Evet. Onları denetleme gibi. Şimdi şöyle, internet üzerindeki satışlarda biz bunlara mesafeli satış diyoruz. Yani bir de iş yeri dışında, siz iş yeri dışından mı dediniz? Ya evlere geliyorlar, artık onlar o azaldı. Değil, o değil. İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde biz bakıyoruz onlara. Evet. Onlarda
hiçbir gerekçe göstermeksizin tüketici aldığında mal teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkı var. Onu cayabiliyor. Çeşitli ürünler isteyip işte iade ediyor, bir tanesini alabiliyor online üzerinde. Biz onun için esnafımıza diyoruz ki fiyatları iyi takip edin. İyi takip edin. Yani piyasaya uygun olsun. Artık insanlar bu telefon, cep telefonlarında dijital alışverişler başladı. Giriyor mağazaya, ürüne bakıyor. Ondan sonra da internetten bir araştırıyor fiyatını. Aynıysa alıyor veyahut da çok yakınsa alıyor. Evet. Bu fiyat uçuksa almıyor. Böyle bir şey. Tabii. Tüketicilerimizin, üreticilerin, satıcılarımızın buna dikkat etmesi lazım. Evet. Şimdi müdürüm, bu fırınlarla ilgili, ekmek zammıyla ilgili bu uygulama merkezde mi yoksa ilçelerde de böyle bir şeyler? İlçelerde de sayın hocam. Bütün, bütün ilçe, ilçelerde. Tabii bütün ilçelerde. Mesela bir ilçe İpsala ilçemizde bu şeye uymadılar. 1,5 liraya satmaya devam ediyorlar. 210 gram 1,5 liraya satmaya devam ediyorlar. Zaten o odanın üyeleri olanlar değil mi bunlar? Tabii. Kendi üyelerine bunu bir burada da 10 tane fırın uymamış satıyor. Yani zarar da etmiyorlar yani. Evet. Öyle bir uygulama. Acaba şimdi şöyle bir şey. Mesela Sakarya en pahalı satan yer. Hatta bundan daha ucuzlar, gramı çok düşük olan yerler de var. Hemen sizinle paylaşayım sayın hocam. Tabii. Rakamlar var bizde. İyi olur. Biz öyle boş gezmiyoruz. İyi olur tabii ki yani. Tabii ki. Bakın. Mukayese, vatandaş da mukayese. Türkiye'de. Türkiye'yi söylüyorum. Türkiye'de 81 ilin 2 tane ili kilogramı 5 liradan satıyor. 5 liradan? Evet. 2 tane ili. Eyvah. 1 tane ili 5 lira 60 kuruşa satıyor. 1 tane ili 5 lira 68 kuruşa satıyor. 9 tane ili 6 liraya satıyor. 9 il 6 liraya satıyor. 6.25'e 6 lira 25 kuruşa 25 tane il satıyor. 6 lira 25 kuruşa. Eyvallah. 25 tane il satıyor. 6 lira 75 kuruşa 1 tane il satıyor. 6 lira 82 kuruşa 3 tane il satıyor ekmeği kilosunu. 7 liraya 6 tane il satıyor. 7 lira 14 kuruşa bizim Edirne'de bu illerin içerisinde 9 il satıyor. 7 lira 14 kuruşa. Şu andaki uymaları gereken evet, şey bu. 9 tane ilimiz var. 7,5 liraya 21 tane ilimiz satıyor. 7,5 liraya. 1 tane il 7,60'a satıyor. En son Sakarya'nın reklamını çok yaptık biz de. Evet. 7 lira 69'a satıyor. Bakın en pahalıyı. 25 tane il 6 lira 25 kuruşa satıyor. 25 tane il. Ya 81 ilden 25'i. Evet. Yani. 22'si de 7,5 liraya satıyor. Yani 45 tane il bizim fiyatın altında. Pardon. Şimdi maliyetlerde acaba farklılıklar var mı? Olabilir yani, ulaşımda, nakliyede olabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı buğday fiyatları hemen hemen Türkiye genelinde aynı gibi bir şey. Yani un fiyatı falanca ilde şu kadar, falanca ilde şu kadar dediğimizde aralarında uçuk bir fark olmaması lazım. Şimdi sayın hocam, aklıma gelmişken şunu söyleyeyim, sorunuza cevap vereceğim. Evet. Şimdi bu tespit edilen fiyatlar, resmileştirilen fiyatlar, yani eskiden 1,5, eskiden demeyelim, yürürlükte olan fiyat 1,5 lira ya. Evet. Bayi kârı dahil buna. Oo. Bayi kârı dahil. Peki fırıncılar niye tezgahta sattığı ekmeği bayi kârıyla satıyor? He. Niye satıyorlar? Satmasınlar o zaman. Desinler ki ben tezgahında satıyorum, bayi kârını düşürerek satayım. Ha, yani o fiyatın içerisinde bayilere verdikleri şey de var. Evet yani. Tezgahta sattıkların içerisinde bayi kârıyla beraber satıyorlar. Bakın siz bakkaldan alırsınız 1,5 liraya. Onu fırıncının tezgahından alırsınız 1,5 lira. Peki bakkala verdiği 40 kuruş, 50 kuruş, bazen böyle uçuk rakamlar da verenler var. Şimdi 1 liraya almamız lazım veya ya,
110 kuruş almamız lazım. Peki bayi karı niye düşmüyor? Onu düşmüyor. Ona gelince düşmüyor. Ben şıkırdan aynı fiyattan bayi karı da içerisinde orada satıyor. Evet. Türkiye'de şimdi onu söyledik. Yani Türkiye'de bu Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yani başka bir yerde değil ki yani Türkiye'de yani. Bunu işte burada Havsa'da un fabrikası var, Keşan'da var, muhtelif yerlerde var. Fabrikalarımız var, yok evet. değil. Harılarla çalışıyorlar. Yani hiç bir evet. sıkıntı yok, un sıkıntısı yok. Şimdi vatandaşlardan bu konuyla ilgili tabii biz program öncesinde bazı araştırmalar da yaptık. Bazı vatandaşların şöyle iddiaları da var. Buraya Bulgaristan'dan gelen vatandaşlar çoğunlukta Bulgar vatandaşlar. Bulgar vatandaşlar ekmek tüketiminde de ekmek alma konusunda da oldukça fazla alıyorlar. Dolayısıyla şimdi Bulgarların birden fiyatları 1,5'tan 2'ye çıkmasıyla bir tepkileri olduğu, fırınlara bu konuda bazı serzenişleri olduğunu söylüyorlar. Acaba o bir etken olabilir mi onların zam yapmalarına? Ben sanmıyorum Sayın Hocam. Yani öyle bir ben pek o konuda... Kaldı ki bu zam yapma keyfiyeti bir keyfi hale... Hadi Bulgarlar dedim, diyelim ki Bulgarlar Edirne merkeze geldi. Bulgarlar İpsala'da yok. Keşan'da az miktarda şeye geliyorlar, Keşan'a geliyorlar, Yunanlılar geliyor. Diğer ilçelerimizde Bulgar yok. Alışveriş yapan Bulgar yok. Evet. İşte yönetimin aldığı karara etki olabilir mi diye sordum. Bunu dillendirenler de var. Çok, yok, ben zannetmiyorum. Yani şey onunla alakalı değil. Zaten çok ekmekle de uğraştıkları yok onların. Yok. Çünkü onlar da Bulgaristan'da ekmek de parayla zaten. Lokantaya gitseniz ekmek... Ekmeğe yazdığı zaman ayrı fiyat. Onların işi ekmekle değil. Onların işi Bulgarların, Bulgar vatandaşlarının işi temizlik maddeleri, gıda maddeleri, evet, giyim, evet. tekstil Genel. İşi, o tür şeyler. Yani ekmeği götürse orada kaç gün duracak ki ekmek yani? Doğru, ekmek yemez doğru, yani. Doğru. Şimdi müdürüm, söyleyecekleriniz varsa ekleyecekleriniz ben sizden alacağım ama benim soracağım son şey, bu sorunun ortadan kalkması için siz ticaret il müdürü olarak nasıl bir görüş savunursunuz? Nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Sayın hocam, insanların, kurumların birbirinden kaçmasıyla hiçbir sorun çözülmez. Siz de takdir edersiniz. Yani bu arkadaşlarımız, fırıncı esnafımız kendi odalarıyla görüşecek, başkanlarla görüşecek, bizi de çağıracak. Ondan sonra belediyeyle, valilikle, sayın valimizin de görüşünü alarak bu konuyu bir an çözmeler lazım. Bir an, yani çok kısa bir sürede çözmeler lazım. Evet. Hem kendilerine yazık ediyorlar, hem vatandaşa yazık ediyorlar. Evet. Bu tavır doğru bir tavır değil. Kurumlara küsülmez, devlet de vatandaşına küsmez zaten. Bizim kurum olarak kimseye bir kastımız, garezimiz yok. Biz herkesi seviyoruz. Dediğim gibi Sayın Valimiz herkesten önce bu pandemi patladığında esnafımıza, özellikle fırıncılara çok yardım etti. Evet. Basında da çıktı. Tabii. Yani kimseye bizim düşmanlığımız yok. Evet. Gelsinler, konuşalım. Sayın Valimizle de konuşuruz. Arz ederiz durumu. Odalarla da konuşuruz. Çözeriz yani. Çözülmeyecek bir şey yok. Evet. Tabii. Ama Türkiye'nin gerçeklerine uyarak, Türkiye'nin gerçeklerini göz önünde bulundurarak, biraz önce size okuduğum tabloya uyarak. Evet. Öyle kilogramda Türkiye'nin üzerine 3 lira koyduğun zaman buna adil değil. Herkes tepki gösterir buna. Doğru. Bu doğru. adil değil. Çünkü doğru. biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Fırıncılar da Türkiye'den alışveriş yapıyor. Diğer iller kimden alıyor? Fırıncı Federasyon işte bazı adresler vermiş. Demiş ki unu şuradan alabilirsin şu fiyata. Ofisin getirdiği unlar evet. anlaşmalı. Diyor ki şuradan alabilirsiniz. Bunları herkes biliyor. Herkes biliyor. Fırıncılar Federasyonu atıyor bunları. Evet. Herkes biliyor bunu. Doğru. Müdürüm çok teşekkür ediyorum.
Valla Sayın Hocam için güncel bir konuyu tartıştık. En azından doğruları, olması gerekenleri anlatmaya çalıştık. Sizler bu konunun uzmanı olarak ve de bu işin bir fiil içerisinde olan bir kişi olarak tavsiye niteliği taşıyan bazı öğütler de vererek anlatmaya çalıştınız. İnşallah uyulur, inşallah bu yolda hareket edilir. Her şey sulh olur. Aklın yolu birdir hocam. Evet. Yani kaçmakla bu iş hal olmaz. Arkadaşlarımız gelsin, yetkili odalarıyla görüşsünler. Bu işi çözelim bir an önce. Yoksa biz bu tutanaklara, bu ceza işlemlerine devam edeceğiz. Bunun bilgisini vereyim. Biz tehdit etmiyoruz insanları. Tabii. Tehdit amaçlı burada değil. Olması gerekenler yani veya yasanın verdiği... Kural, kanun neyse hepimiz ona uymak zorundayız. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Yani kamuoyunu bu konuda aydınlattığınız için, buna izin verdiğiniz için size televizyonunuza, sizlere teşekkür ediyorum. Sağ ben de teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Evet değerli izleyiciler, bir yerel gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın. Melih Yurduseven ile Yerel Gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program, görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor.